Herkese merhaba arkadaşlar. Hukuk öğretire, hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar biraz e, hüzünlüyüm ama mutluyum. Neden diyeceksiniz? Çünkü artık anayasa hukuku oynatma listesi tamamlanıyor. Bitiyor. Bu video anayasa hukukunun son videosu. Yani nasıl hocam? Biz anayasaya hukuku ile ilgili A'dan Z'ye her şeyi gördük mü? Gördük. Bunun üzerine ne yapmanız lazım? Çıkmış sorularla da desteklerseniz herhangi bir problem yaşamazsınız. Şimdi arkadaşlar bu ders videomuzda bu videomuzda ne göreceğiz? Anayasa değişikliğini göreceğiz tüm yönleriyle. Bir anayasa değişikliği nasıl yapılır? Kim yapar? Yaptıktan sonra kaç çoğunlukla Cumhurbaşkanı'na gönderir? Cumhurbaşkanı'nın nasıl yetkileri vardır? A'dan Z'ye bunları göreceğiz. Dediğim gibi biraz böyle ee, bir burukluk var. Güzel bir oynatma listesi sona erdi. Daha dün gibi kanun değişikliği nasıl yapılır üzerine konuşuyorduk. İlk video budur arkadaşlar diyordum. Sonra ee, ilk anayasalardan yazılı anayasa, yazısız anayasa, sert anayasa, kazüsus anayasa ta nerelerden? Anayasanın başlangıç kısımları. Sonra yasama, yürütme, yargı. <laughs> Hakikaten böyle duygusallaştım mı ben ya? Ne oluyor bana? Şimdi arkadaşlar geldik anayasa değişikliği son artistliğimi de yapayım eldivenimi takayım hala bu eldiveni neden taktığımı düşünenler varsa benim böyle artistlik üzerine taktığımı düşünenler varsa hakikaten ayıp ediyor. Düzenli şekilde dislike atan arkadaşım seni de çok seviyorum tamam mı kanala abone olmayıp bu videoları tamamlayan arkadaşım seni de çok seviyorum hocam ben videolarınızdan çok memnunum ama videolara beğeni bırakmıyorum. Senin de canın sağ olsun. Tamam mı? Hocam ben verimi aldım. Tamam mı? Seni atandım. Takipten çıkıyorum. Bunu diyen arkadaşım varsa senin de canın sağ olsun. Tamam. Şimdi arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Ben gönül rahatlığıyla içten böyle aileden biriymişiz gibi. Zaten hukuk öğretir ailesini ben öyle görüyorum karşılıklı konuşuyormuşuz gibi dersleri anlattım. Yeri geldiğinde gırgır şamata yaptık. Belki yeri geldiğinde hocam lafı çok uzattın da demiş, demiş olabilirsin. Olsun sana da kızmıyorum. Sana da hakkım helal olsun. Tamam Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Anayasa değişikliğini şunu güzel bir anlatın. Sonra bir kapanış konuşması yapacağım. Böyle bir iki saatlik bir konuşma hazırladım size. <laughs> bir iki dakikalık da bir kapanış konuşması yaparım. Kendime geldim. Haydi bakalım arkadaşlar. Ufak tefek püf noktalar var. Değişiklik, anes değişikliği. 600 milletvekili üzerinden ele aldığımızda birkaç rakamsal değişiklikler oldu. O yüzden bir pür dikkat dinleyin. Hoş güzel oldu. Hocam e, tekrar etmek için ne yapmam lazım? Notları temin et. Hızlıca tekrar edersin takıldığın yerler olduysa küçük küçük notlar al. Hala anlamadıysan onunla ilgili oynatma, oynatma listesini aç. O konunun adını bul. İzle o videoyu emin ol çok rahatlıkla yapacaksın. Şimdi gelelim dersimize. Çık ekrandan. Çıktım. Amanın son video. Şimdi arkadaşlar anayasa değiştirilmesini teklif eden yetkili kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3'te 1 çoğunluğu. Yani bu 200 milletvekiline denk gelmektedir. Kaç milletvekili? 200 milletvekili. Kanun değişikliği yapmak için kaç milletvekili gerekliydi? Kanun değişikliği bir milletvekili de yapabilirdi efendim. Tabii ki yapabilirdi. Tamam. Yani kanun değişikliği için en az bir milletvekilinin teklif vermesi yeterli iken anayasa değişikliği teklifinde bulunabilmek için en az 200 milletvekili şart. Tamam. Bu da bunu size rakamsal olarak da sorabilirler. Bunu size arkadaşlar 1 bölü 3 oranda üye tam sayısının 1 bölü 3'ünün teklif etmesi gerekli diye de soru sorabilirler. Tamam Şimdi gel ekrana tekrar. En az 200 milletvekili olması gerekliymiş. Sonra anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler genel kurulda iki defa görüşülür. İşte ben bunun adına bu iki defa görüşme olayına dediğim şey şu. İvedilikle görüşülemez. Tamam. İved bak tekrarla. İvedilikle görüşülemez. Tamam. Birinci görüşme yapılır. Gerekli çoğunluklar alınıp alınmadığına bakılır. Sonra ikinci görüşme yapılır. Tamam. Birinci görüşme ve ikinci görüşme. İkinci görüşmenin neticesinde aldığın oy miktarı yani tüm üzerinden yapılan oy miktarı benim cumhurbaşkanı üzerindeki yani cumhurbaşkanına tanıdığım yetkiler karşıma çıkacak. Yani şu kadar oy alırsa cumhurbaşkanının onaylama yetkisi yok. Şu kadar oy alırsa Cumhurbaşkanı onaylama etkisi var vesaire tarzı şeylerden bahsedeceğim. Benim için önemli olan neymiş hocam? İkinci görüşmedeki tüm oylama. İkinci görüşmedeki tümü üzerindeki oylama. Ama aman ha aman değerli arkadaşlarım, değerli kaymakamadayım. Şuna dikkat etmen şart. İki görüşme yapılıyor. Hocam bunun sebebi ne? Bunun sebebi birinci görüşme ile ikinci görüşme arasında bir serinleme olsun. Önemli bir değişikliktir. Anayasa değişikliği yapılırken iş aceleye gelmesin. Eğer ki birinci oylamada gerekli çoğunluk yakalanmamışsa ikinci oylama için anayasa değişiklik teklifinde bulunanlar bu rakamı yakalamak için diğer milletvekillerini yani hayır oyu veren milletvekillerini, olumsuz oy veren milletvekillerini ikna etme bir süresi olarak da değerlendirmek yanlış olmaz. Tamam Şimdi gel bakalım tekrar kaldığımız yere. Şimdi ivedilikle görüşülemez dedik. Değiştirme teklifinin kabulü meclis üye tam sayısının en az 5'te 3 çoğunluğunu gizli oyla mümkündür. Neymiş hocam? Bak bak neyle? Gizli oyla. Kaç çoğunluk? 5'te 3. Bu 5'te 3 neyin 5'te 3'ü? Üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu ile, ile gerekli. Değişiklik geçmesi için. Burası biraz karışık olabilir. Oy miktarı iki kısımda inceleyeceğiz. Aman dikkat et buralara demişiz. Şimdi devam edelim. Eğer ki birinci kısım, birinci ihtimal. Tamam. Dershaneden öğrencilerim benim ne demek istediğimi biliyor. Bak şimdi. Birinci ihtimal. Yani ben vermiş olduğum 200 kişiyle bir araya gelerek vermiş olduğum anayasa değişikliği, anayasa değişiklik teklifi Meclis üye tam sayısının 5'te 3'ü ile 3'te 2'si arasında bir oy almışsa yani 3 bölü 5 ya yani 360 milletvekili şurada eşitlik var. Hocam neden eşitliği koymadın? Çünkü bilgisayarda o eşitlik tuşunu bulamadım. Tamam. O da benim bilgisayar özürlü olduğumu mu gösterir bilmiyorum ama onu bulamamıştım. Şimdi burada koydum. Sen de notu almışsındır. Oraya o işareti yapıştır. 360 ve üzeri bir oy almış bir anayasa değişikliği küçüktür. Ne olur arkadaşlar? 2 bölü 3 ise bu da senin 400 milletvekiline denk gelir. 400 milletvekilinden de az oy almış. Yani bir anayasa değişiklik teklifi 360, 361, 362, 63, 64, 65 gibi bir rakam almış. 399'u da almış olabilir ama 400 rakamını yakalayamamış. Yakalayamadığından dolayı ben hangi aralığa koyuyorum? Üye tam sayısının 3 bölü 5'inden büyük ve eşit 2 bölü 3'ünden küçüktür. Tamam. Eğer bu aralıkta hocam ben bunu nasıl yakalayacağım? Önemli mi bu rakamlar? Çok önemli. İşte bu aralıkta bir oy miktarı almış anayasa değişikliği için şu cümleyi kuruyorum. Diyorum ki Cumhurbaşkanı'nın ya ya geri gönderecek bu değişikliği meclise tekrar görüşülmesi için ya da zorunlu olarak Halkoyna sunulmak üzere resmi gazetede yayınlanacak. Hocam sayfayı değiştirelim. Bak. Ne oldu? Bak bak şimdi buraya iyi bak. Tabloya bak. 3 bölü 5 üzerinde bir oy miktarı aldı. Anayasa değişikliği 2 bölü 3'ten de az bir oy çokluğu aldı. İşte bu durumda Cumhurbaşkanı ya bunu ya bunu geri gönderir. Geri gönderir veya da bunu halk oyuna sunulmak üzere resmi gazetede yayımlar. Yani halk oyuna sunmak üzere resmi gazetede yayımlar. Bak gözünüz sevim. Şu tabloya iyi bak. Cumhurbaşkanının şuraya kırmızı yapayım. Cumhurbaşkanının bu aralıkta bir oy almış anayasa değişikliğini onaylama yetkisi var mı? Yok. Tamam. Demek ki Cumhurbaşkanı'na onaylama yetkisi ne zaman geliyor? 2 bölü 3 ve üzeri bir çoğunluk aldığında Cumhurbaşkanı onaylama etkisi geliyor. Mesela hocam soru yapalım mı yapalım. Bak sen buradaki şuraya rakam ben yazayım. 360 şuraya da yazayım 400. Diyor ki soru 370 milletvekilinin evet oyu verdiği bir anayasa değişikliğini Cumhurbaşkanı onaylayabilir. Onaylayabilir mi? Onaylayamaz. Bak değiştirelim. 400, 399 milletvekilinin evet oyu verdiği bir anayasa değişikliğini Cumhurbaşkanı isterse halk oyuna sunabilir. Doğru. İsterse geri gönderebilir. Doğru. İsterse daha onaylayabilir. Hayır. Onaylama yetkisi. Bana bak. Bak bağırıyorum. Saat 1 olmuş tamam mı? Bağırmayacağım. Onaylama yetkisi hangi aşamada geliyormuş Cumhurbaşkanı'na bu yetki? 400 ve üstü bir evet oyu alan anayasa değişiklik teklifinde geliyor. Tamam. Başka türlü Cumhurbaşkanı'nın onaylama yetkisi yok. Şu aklına gelebilir. Hocam 360 dedin ya 360'ın altında bir oy almış anayasa değişikliği ne olur? Hocam an meclisten geçmemiştir. Hiçbir şekilde Cumhurbaşkanı önüne gelmez. O zaman sözünüzü şu. Bir anayasa değişiklik teklifinin meclisten çıkabilip çıkıp Cumhurbaşkanı önüne gelebilmesi için minimum gerekli olan oy miktarı neymiş? 360. Tamam. Şimdi gel buraya. Şurayı sileceğim. Cumhurbaşkanı'nın burada böyle bir yetkisi yok. Tamam. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Eğer ki Cumhurbaşkanı bunu halk oyuna sun mesela geri gönderme seçeneğini kullanmadı. Dedi ki ben geri göndermeyeceğim kardeşim. Tamam. Bak burayı ben elimle kapatıyorum. Şu an sen görmüyorsun ama ben geri gönderme seçeneğini kullanmıyorum kardeşim dediğinde ne oluyor biliyor musunuz burada? Halk oyuna sunmak. Bak, geri gönderme. Cumhurbaşkanı onaylama etkisi var mı bu aralıkta? Yok. Geri de göndermiyor. E ne yapacak o zaman? Tek bir seçenek kaldı. Ne yapacak arkadaşlar? Cumhurbaşkanı burada halk oyuna sunacak. İşte ben bu halk oyuna ne diyorum? Zorunlu. Zorunlu mecburi halk oylaması diyorum. Tamam? Ama Cumhurbaşkanı ne yapacak arkadaşlar? Tabii ki tabii ki geri gönderme seçeneğini değerlendirecektir. Bakın şimdi. Geri gönderirse. Geri gönderirse meclis geri gönderdiği durumda meclis iki şekilde tekrar Cumhurbaşkanı'nın önüne getirebilir. Yani yine 3 bölü 5 ve üstü bir çoğunluk alıp 2 bölü 3'ün altında bir çoğunlukla kabul edebilir. Veya da 2 bölü 3 ve üstü bir çoğunlukla tekrar Cumhurbaşkanı'nın önüne getirebilir. Tamam. Bak hali birinci kısımdan bahsediyorum. İşte bu durumda eğer ki şurada bir çoğunlukla Cumhurbaşkanı'nın tekrar önüne gelirse bu arada onaylama etkisi var mı? Bak onaylama etkisi var mı? Yok. Geri gönderme seçeneğini gö kullandı. Tekrar geri gönderme seçeneğini kullanabiliyor mu? Hayır. O zaman Cumhurbaşkanı yapması gereken tek bir şey var. Ne yapacak arkadaşlar? Halk oyuna sunulmak üzere resmi gazetede yayınlayacak. Tamam mı? Eğer ki 2 bölü 3 ve üstü bir çoğunlukla Cumhurbaşkanı önüne gelirse geri gönderilen anayasa değişiklik teklifi Cumhurbaşkanı burada ya onaylayacak veya da arkadaşlar ne yapacak? Halk oyuna sunulmak üzere resmi gazetede yayınlayacak. Tamam. Şimdi eğer ki Cumhurbaşkanı ben onaylama yetkimi kullanmıyorum derse bu durumda ne yapacak arkadaşlar? Bak geri gönderme seçeneğini ortadan kaldırdım mı? Kaldırdım. E Cumhurbaşkanım halk oyuna sunun. Hayır sunmuyorum. O zaman onaylıyorsunuz. Cumhur Sayın Cumhurbaşkanım onaylayın. Hayır halk oyuna sunuyorum. Tamamen kimin elinde arkadaşlar bu durum? Tamamen Cumhurbaşkanı'nın elinde. Birinci kısmı anladın mı? Bana bak. Birinci kısmı anladın mı? Tamam. Ne yaptım? Meclisten geçebilmesi için teklif ne? Kaç kişi teklif verdi? 200 kişi. Meclisten geçebilmesi için minimum çoğunluk kaç? 360. 360 çoğunluğu aldı. 400 çoğunluğu alamayan bir anayasa değişiklik durumunda Cumhurbaşkanı iki yetkisi var. Birincisi halk oyuna sunabilir. Diğer arkadaşlar geri gönderebilir. Eğer halk oyuna sunmazsa geri gönderecek. Geri göndermezse halk oyuna sunacak. Başka bir ihtimal var mı? yok. O yüzden halk oylamasına ben ne diyorum? Zorunlu, mecburi halk oylaması diyorum. Eğer ki Cumhurbaşkanı eğer ki Cumhurbaşkanı geri gönderme seçeneğini kullandığında, geri gönderme seçeneğini kullandığında aynı çoğunluk aralıkta gelirse, yani 3 bölü 5 ile 2 bölü 3 arasında bir çoğunlukla gelirse artık Cumhurbaşkanı burada halk oyuna sunacak. Ama 2 bölü 3 ve üstü bir çoğunlukla gelirse Cumhurbaşkanı'na ne etkisi geldi? Onaylama etkisi geldi veya yine halk oyuna sunma ihtimali var. Bu birinci kısım. Şimdi çık ekrandan. İşte size burada anlattığım olay arkadaşlar bu. Okursunuz siz. Evet geçtim. Geldik ikinci ihtimale. İkinci ihtimalde diyorum ki anayasa değişikliğini meclis üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğun üstünde bir oy alırsa 400, 401, 402, 403, 404 gibi 400 ve üstü bir oy miktarı alırsa bu durumda Cumhurbaşkanı'nın önüne 3 seçenek gelecek. 1. Ya geri gönderecek. 2. ihtiyari olarak bak zorunlu değil ihtiyari olarak halk oyuna sunacak. 3. Onaylayarak yürürlüğe koyacak. Tamam. Onaylayarak resmi gazetede yayınlayacak. 3 ihtimal. Şunu şu cümleyi kurman lazım. Cumhurbaşkanına onaylama yetkisi hangi miktardan sonra geliyor? 400 milletvekili. Tamam. İşte 400 ve üstü bir çoğunluk alırsa Cumhurbaşkanı arkadaşlar buraya geçtim. Cumhurbaşkanı 2 bölü 3 ve üstü bir çoğunluk miktarı eee oy alan 400'den başlıyor. 401, 402, 403 gibi bir oy almış anayasa değişikliğini Cumhurbaşkanı ya geri gönderir ya geri gönderir veya onaylar ve resmi gazetede yayınlar veya da halk oyuna halk oyuna sunulmak üzere resmi gazetede yayınlar. Efendim ben geri gönderme seçeneğini kullanmıyorum. O zaman ne yapıyor? Onaylayabilir. Bak geri gönderme seçeneğini kullanmayınca Cumhurbaşkanı'nın önünde tek bir seçenek kalmadı. 2 bir, iki seçenek kaldı. İşte ben bu yüzden halk oylamasına buradaki halk oylamasına ne diyorum? İhtiyari halk oylaması diyorum. Tamam. Bakın bir öncekine dönüyorum. Bir öncekine dönüyorum. Bak Cumhurbaşkanı'nın burada onaylama etkisi yok. Görüyorsun değil mi? E ben geri gönderme seçeneğini kullanmıyorum. Kullanmıyorum onu. O zaman ne yapacaksın? Halk oyuna sunacaksın. Zorunlu. Bak buraya bak. Buraya bak. Efendim ben geri gönderme seçeneğini kullanmıyorum. O zaman önde kaç seçenek var? Onaylama veya halk oylaması. İşte buradaki halk oylamasına ben ne diyorum? İhtiyari halk oylaması diyorum. Eğer ki geri gönderirse, geri gönderirse yine geri gönderme seçeneğini iki şekilde alacağım. Bir, 2 bölü 3 ve üstü bir çoğunlukla gelmiş. Veya da geri gönderilen anayasa değişikliği teklifi meclis tarafından 3 bölü 5 ve üstü bir çoğunlukla gelmiş. Sözünüzü şu. Şuradaki geri gönderme olayı, geri gönderme olayı bakın farklı bir kalemle çizeyim. Şuradaki geri gönderme olayının aynısı, aynısı arkadaşlar. Hangisi içinde geçerli? Hangisi içinde geçerli? 2/3 bölü 3 ve üstü alan anayasa değişikliği içinde geri gönderme durumu aynı. Tamam? Yani sen buraya alıyorsun Aha buraya arkadaşlar kopyalıyorsun. Anlaşıldı mı? Aynı durum bura için de geçerli. Zordur burası. Karışıktır. Mutlaka tabloları sen çiz ve yap. Tamam. Tabloyu mutlaka çiz. Önemli bir yerdir burası. Şimdi gelelim bir diğer boşluğumuza. Bir diğer sayfamıza. Şimdi arkadaşlar halk oylaması seçeneği üzerine konuşalım halk oylaması güzel yazamadık. Haydi son video. Halk halk oyuna sunarsa Cumhurbaşkanı diyoruz ki normalde arkadaşlar 2010 yılına kadar biz diyorduk ki 120 gün sonra halk oylamasıyla Hal e, halk oylamasına sunulur. 2010 yılında yapılan değişiklikle beraber artık arkadaşlar ne diyorum? Resmi gazetede yayınlanmasıyla beraber arkadaşlar 60 günlü 60. günü takip eden ilk pazar ne yapacak arkadaşlar? Benim referandum tarihim. 60. günü takip eden ilk pazar neymiş arkadaşlar? Referandum tarihi. Peki referandum tarihinde Referandum yani bir anayasa değişikliğinin halk oyundan evet oyu alarak geçmesi için ne gerekiyor? Arkadaşlar bir referandumun evet oyu alabilmesi için geçerli geçerli oyların salt salt çoğunluğu gereklidir. Yani geçerli oylar nedir arkadaşlar? Diyelim ki 100 oy kullanıldı. 51 oy. Diyelim ki 1 milyon 1 milyon oy kullanıldıysa 500 bin 500 bin artı bir evet oyu ile ne geçer arkadaşlar? Anayasa değişikliği referandum halk oylamasıyla geçmiş olur. Tamam. Şimdi demek ki şimdi arkadaşlar bana gel. Ben yazma işini bitirdim. Şimdi arkadaşlar bir anayasa değişikliğinin referanduma sunulması durumunda ne oluyormuş? 60. günü takip eden resmi gazete yayınlandıktan sonra 60. günü takip eden ilk pazar günü ne var? Seçim var. Ne seçim arkadaşlar? Referanduma gidiyorum. Halk oylamasına gidiyorum. Yarı başkanlık sisteminin bir aracıdır. Yarı doğrudan demokrasi sisteminin bir aracıdır referandum halk oylaması. Halk oylamasında bir anayasa değişikliğinin kabul edilebilmesi için minimum kaç oy gerekiyor? Kullanılan oylar değil. Çıkmış soru vardır. Kullanılan oylar der. Aman aman kullanılan oylar değil. Geçerli oyların yarısından bir fazlasının evet oyunu alan anayasa değişikliği halk oylamasından geçmiştir. Tamam bu bir. İkincisi peki hocam halk oylamasından Evet oyu almış anayasa değişikliği ne zaman yürürlüğe girer? Arkadaşlar kural şudur. Yüksek Seçim Kurulu kesin sonuçlar referandum sonuçlarını açıklamasıyla yürürlüğe girer. Tamam. Peki ya hocam Cumhurbaşkanı e, 2 bölü 3 ve üstü bir çoğunluk aldığında halk oylamasına sunmayıp resmi gazetede yayınladığında ne zaman yürürlüğe girer? Aynı kanunlar gibi. Aynı cumhurbaşkanlığı gibi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gibi aynı yönetmelikler gibi. Aksine bir düzenleme yoksa yayınlandığı gün yürürlüğe girer. Tamam. Var mı burada bir problem arkadaşlar? Yok. Peki benim değinmediğim bir yer var mı? Yok. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasa değişikliğinin tümü üzerinden mi bir referanduma gidilecek? oylama olacak. Yoksa madde maddeler halinde mi oylamaya gidileceğine karar veren merci kimmiş? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bunda dip bir bilgi, dip not olarak bilmemizde fayda var. İşte arkadaşlar, anayasa değişikliği bitti. Anayasa hukuku bitti. Anayasa hukuku oynatma listesinin de sonuna geldik. Arkadaşlar siz belki vedalaştığımız arkadaşlar vardır. Ceza idareyi benden bitirmiştir. Bitirmeyenler varsa sırada idare var. Sırada ceza hukuku var. Onlarla devam edeceksiniz. Arkadaşlar benden yana bir hak geçtiyse helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Oynatma listesi artık bitti. Ceza hukuku, idare hukuku, ceza muhakemesi, iyuk ve özel hukuklarla hukuk öğretir sayfasını yükseltmeye hukuk öğretir sayfasına arkadaşlar birçok öğrencinin faydasına olacak şeyleri yüklemeye devam edeceğiz. Rehberlik videolarıyla yine oynatma listesine devam edeceğiz. Kaizen yöntemi var arkadaşlar. Bir sonraki rehberlik videomuzda bunlardan bahsedeceğim kurum sınavlarına yönelik birçok açıklamalarda bulunacağım. Arkadaşlar kanala abone olmanız, kanalı takipte olmanız sizin için çok faydanıza olacaktır. Videoları beğenmeyi unutmayın. Yorumlarla sizin de fikirleriniz, eleştirilerinize tabii ki açığız. Yorumlarla kanala da destekte bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bu ders videolarının e, notlarını da hukuköğretir.com adresinde bulabilirsiniz. Sözün özü. Ben vedalara pek alışkın değilim. Sürekli öğrencilerimle de birebir dirsek temasında olurum. Evlenirler, çoğu çocuğa karışırlar, atanırlar, atanmazlar. Mutlaka ama e, biz kopmayız onlarla sizinle de, de kopmayacağımızı düşünüyoruz. Instagram üzerinde sürekli zaten dirsek temasındayız. Sürekli diyalog halindeyiz. Twitter üzerinde de. Mutlaka bizleri de oradan unutmayın. Yazmaya arada bir yazın. Kendinizi hatırlatın. Önemli günlerde hatırlatın kendinizi arkadaşlar. Sözün özü. Eğer ki bu sınav olacaksa da Olmayacaksa da hakkında hayırlısı neyse o olsun. Ben her zaman onu söylüyorum. Eğer hakkında hayırsızsa en zirveye çıkmak olmasın. Eğer hakkında hayırlısıysa arkadaşlar olsun. Son temennim bu olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.